Merhaba. Yepyeni bir bölümle karşınızdayım. Adıyaman'dayım. Meşhur Nemrut var ya, Nemrut'un o olağanüstü destansı heykellerinin bulunduğu kent Adıyaman. Fırat Havzası'nın en verimli kentlerinden biri. Tarihin ilk çağlarından beri insanoğlunun uygarlığın temelini attığı yerlerden biri. Komagene uygarlığın başkenti. Ama Adıyaman'da bir başka değer, bir başka zenginlik var. Şu anda bulunduğum yer bir bez bebek atölyesi. Bez bebek diyorum, bebek diyorum çok önemli. İnsan gelişimindeki en önemli oyuncak. Yani Roma tarihinde sanırım 5. yüzyılda bulunan bazı bez bebek kalıntıları var. Bebek kalıntıları var. Malum dünyadaki bütün uygarlıkların kentlerinde yolculuk yaptığımızda önümüze bebekler çıkar. Üstelik o ülkenin tarihini, antropolojisini, uygarlığın bütün gelişimini araç gereçleriyle ortaya koyan bir bebek endüstrisi. Evet, şu anda endüstrileşti diyoruz ama bebeğe bir de eliyle yapanlar var. Alın teri ve göz nuruyla. Şu anda Adıyaman'da burası Oturakçılar Çarşısı ve bu çarşı içinde sevgili Zahide kardeşim yanımda. Kendisi bir bez bebek ustası. Şaka değil. Zahide, kaç yıldan beri bu işi yapıyorsun? 97 yılından beri yapıyorum. Yani hiç göstermiyorsun maşallah. 26 yıl. Şimdi bez bebek diyoruz. Bakın şu anda elimizde bu bebek. Üstündeki giysisi tamamen bu bölgenin desenleri değil mi? Evet, tamamen. Üstündekiler de aynı şekilde. Evet. Başlığı da, örtüsü de. Buna biz yemeğini diyoruz. Ayağındaki çarıklar bile. Bu bebeklerle neyi anlatmak istiyorsun sen? Bu bebeklerin ismi Besi Bebek. Benim anneannemi dünyaya tanıtmaya çalışıyorum. Anneannem böyle geleneksel giyinirdi. O beni büyüttü. Ve anneannemden öğrendim. Anneannem bana yöresel bebek yapardı. O öldükten sonra ben de onun yapmış olduğu bebekleri, giymiş olduğu kıyafetleri bebeklere giydirerek başladım. Şimdi bebeğin insan gelişimindeki yerinden bahsettim. Bütün uygarlıklarda, çocukluk çağımızda bize bebeklerle ders verirler. Yani o bölgenin yaşam koşullarını, giyim tarzını, bebeklere biz bu açıdan baktığımız zaman bir antropoloji ansiklopedisi diyebiliriz. Senin atölyende ben birbirinden farklı bebekler gördüm. Mesela şu anda erkekler bölümü. Burada Besi Bebek Adıyaman diyoruz. Evet. Bir çift karı koca köylü. Evet. Burada bir orak görüyorum değil evet, mi? Evet. Bayağı ciddi bir orak. Bunları da özel çalışıyoruz. Bu dünya birincisi olan Adıyaman halk oyunları kıyafetinin yansıtıyor. Burada dantel var. İğne oyası. İğne oyası. Yani düşünebiliyor musunuz? Bebeğin üzerindeki şu küçük eşarp bile bir iğne oyasıyla yapılıyor. Yani bu açıdan baktığınız zaman inanılmaz bir yani alın teri, göz nuru ama gerçek anlamda bir de bir bilgi küpü. Yani bunu aldığınız zaman, bunu dünyanın öbür ucuna gönderdiğiniz zaman bu coğrafyadaki insanın yaşam tarzını öğrenebiliyorsunuz. Yani bebek deyip, oyuncak bebek, bez bebek deyip geçmeyelim. Üzerindeki bütün kıyafetler özenerek seçilmiş. Üstündeki kıyafetteki simli yazmasına, hatta takısındaki altın liracıklara kadar her şey dikkati çekecek biçimde yerleştirilmiş. Artı mesela burada orağı gördüm. Ama bir de garip de burası tarım bölgesi. Evet, Fırat Havzası'nda baraj gölleriyle tarım alanları azaldı. Sulu tarım daha çok arttı ama burası buğday ambarıydı. Buğdaydan önemli şey elek. Burada bakıyorum bir elek görüyorum. Eleklerimiz yaygın. Bakın şu anda. Evet, bebeklerimizin elinde de var. Ya bunlar elek. Bayağı un elemek için. Yani bunu alın. Bunu alın siz mutfağınızda. Ne diyeyim size? Onu küçük bir şeye eleyerek tabağınıza bile koyabilirsiniz. Hatta pasta ve keklerde kullanabilirler. Evet, baklava keklerde kullanabilirsiniz. Oyuncağınızdan ödünç aldığınız
bir elekle o güzel kekinizin üzerine pudra şekeri dökebilirsiniz. Evet. Ama dedim ya, her şeyin bu kadar küçüğünü yaparken hakikaten ciddi bir çaba gerekiyor. Yani şimdiye kadar bu açıdan bakmadık biz ama gerçek anlamda söylüyorum. Bir bebeği yaparken, bunu tasarlarken gösterdiğimiz çaba, alın terimiz, göz nurumuz, ellerinize sağlık diyorum. Teşekkür ederim. Zahide. Bu arada ekonomik olarak da ailenin sen bununla geçindiriyorsun. Tabii geçim kaynağımız. Duyduğum kadarıyla iki tane çocuğum var, ikizlerim var, alabarçasın. Evet. Eşine destek oluyorsun. Evet. Bez bebekle baya bir ekonomiyi döndürebiliyorsunuz. Ama unutmayalım, bu bebekle beraber bir tarafta tekstil, diğer tarafta tahta. Yanılmıyorsam portakal ağacının tahtasını. Doğrudur, evet. Bir başka bölgeden geliyor. Bu bölge portakal bölgesi değil ama malum Narenciye bölgesi, Adana'nın, Mersin. Buraya aynı zamanda portakal ağacı yolluyor. Üzerindeki bütün takılar, desenler başka yerlerde üretilip burada bu bebekle buluştuğunda ortaya çıkan bir hem zanaat hem de muhteşem bir sanat. Burada bakıyorum mesela, burada yün eğirme. Evet, teşi. 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 Ya bunu bugün köylerde bile zor görürsünüz. Evet. Size bayağı ciddi şekilde müzelerde bir antropolojiye ilişkin yapacağınız bir araştırmada geçmişte insanlar yünü nasıl kullanılabilir hale getiriyordu, nasıl eğiriyordu görüyorduk bununla bakın. Evet. Burada başka bir şey var. Bakraç. Bakraç. Biz buna sıtıl diyoruz. Sıl diyor, biz de bahsediyoruz. Kadınlar, evet kadınlar. Yoğurtlarını bunun için yaparlar. Evet, bakırın içinde bakır. Evet. Bakın bakırdan bakraç. Orijinal olmasına özen gösteriyoruz. Yani burada kullanılan her şey orijinal malzemesinden yapılıyor. Ciddi bir şekilde yani bebek deyip geçmeyelim. Bakıldığında gerçekten olağanüstü bir oyuncak gibi görünüyor. Ama bir ansiklopedi kadar zengin, anlatacak konusu olan olağanüstü güzel bir eser, bir çalışma. Buradaki takılara baktığımız zaman evet bunlar altın beşi bir yerdeler gibi görünüyor. Bazılarında altın yok, sim var mesela değil mi? Evet, evet. Bu sırmalı kuşudaki simler arttıkça kadının ekonomik statüsü belli oluyor. Hiç bunu evet, düşünmemiştim evet, ben. Evet, rengi aşiretini yansıtıyor. Kat sayısı kaç çocuğu olduğunu yansıtıyor. Mesela burada arkasında iğne oyası olan bir bebek ovalı var. Ovalı kadınlar çok fazla sırmalı puşu takmazlar. Keten takarlar daha çok. Bu onun statüsünü gösteriyor. Evet. Giysisi de farklı. Evet, giysisi de yine ova köylerimizi yansıtan bir kıyafet rengi. Hatta üzerindeki giysinin kalınlığından bir de bu açıdan baktığınızda soğuk bir bölgede evet. yaşıyor olabilir. Çünkü üstündeki giysinin kumaşı çok kalın. Evet. Malum burası kırsal alan. Ve soğuk. Bütün bu yaşam tarzındaki önemli olayları burada bir bez bebekten okuyabiliyoruz. Bir bez bebek deyip geçmeyelim. Adeta bir ansiklopedi.